çalışmalar sürdüreceklerdir. Görüşlerini sunacaklardır. Katkı sağlayan arkadaşlarımızla da tartışmalı bir ortam içerisinde Türkiye'nin siyaset ve liderlik kavramlarına katkı sağlayabilecek insanlarımızın yetişmesinde çalışmaları bulunacaktır. Bu bakımdan ben 11. dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli arkadaşlarım, sorduğunuz soru tabii başını almak lazım. Hala Türkiye'de 1 Ağustos 2009 günü Gölbaşı'nda emniyet güçlerinin bir tesisinde bazı insanların bir araya gelmesiyle başlatılmış olan demokratik açılım süreci şimdi son ifadesiyle çözüm süreci olarak nitelendirilmektedir. Fakat Türkiye'de 63 akil insan başta olmak üzere iktidarı oluşturan 312 milletvekili ve bakanlar kurulunun da değerli üyeleri çözümden ne anlaşılması gerektiğini bir türlü tanımlayamamaktadır. Millet oyalanmaktadır ama PKK'nın hedeflerine ulaşması noktasında tavizler paketiyle bugünkü siyasi iktidar PKK'ya yardımcı olmaktadır. Bunun da bir aşaması sizin sorunuz olmuştur. Müebbet hapse mahkum olmuş bir caninin her türlü isteğine cevap verebilecek tavizlerle, görüşmelerle bugünlere gelinmiştir. Şimdi de sekreterya oluşturuluyor. Böylelikle PKK meşrulaştırılıyor ve Türkiye'nin zannediyorum bugünkü siyasi iktidarın gelecekte de eş başkanı olabilecek bir şahsın hazırlanmasına katkı sağlıyorlar. Bize göre bunlar ihanete yardımcı olan yanlış değerlendirmelerdir. Böyle bir saçmalık olmaması lazımdır. Çözüm süreci aldatmasından da milletin kurtulması lazımdır. Evet. Efendim, peşmergenin geçişiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Yarın 150 kişilik bir grubun Türkiye üzerinden geçeceği ifade edildi. Onu da değerlendirirseniz. Bunların hepsi bugünkü siyasi iktidarın tutarsız çelişkiler içerisinde sürdürdüğü politikaların bir sonucudur. Peşmerge hangi devletin silahlı gücü olarak tanımlanmaktadır ki tezkereyle barışık bir tarzda bu geçiş sağlanmış olsun? Böyle bir olay yok. Bunlar Kuzey Irak'ta Irak'ın toprak bütünlüğüne ihanet etmiş, Irak'ın yönetimiyle çelişki içerisinde olan ve Türkiye'nin baş ağrısı Irak'ın da düşmanı olan bir güruhun insanlarını muhatap alarak Türkiye üzerinden geçirmek çok büyük bir tarihi hatadır. Bu hatanın sonucu çoğa mal olacaktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bu hatadan dönmelerinde yarar vardır. Efendim, güvenlik paketi de biliyorsunuz tartışma konusu oldu. Özellikle evet. Polisin 24 saat gözaltı tanınması ve diğer taraftan jandarmanın da Dışişleri Bakanlığı'na bağlanmasına genelkurmayın terörle mücadelede zafiyet oluşur eleştirisi söz konusu. Buradaki noktada görüşürüz. Jandarmanın lağvedilerek mevcut yapısının İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir unsur haline dönüştürülmesi bu süreçteki ikinci bir katliamdır. Kamu düzenini koruyacak tüm unsurlar tahrip edilmektedir. Bu da onlardan bir tanesidir. Jandarmaya en büyük ihtiyaç duyulduğu bir ortamda böyle bir konuyu gündeme getirmek PKK taleplerine yeni bir taviz olarak sunulması düşünülmektedir. Bundan da Milliyetçi Hareket Partisi olarak kabulümüz mümkün değildir. Var mı efendim? Sağ olun. Evet. Hadi bakalım. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Hadi bakalım. Biz çıkıyoruz. Evet. Tamam. Başlıyoruz Sayın Başkanım. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da